Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoyu sizin isteğiniz üzere, yorumlarda belirttiğiniz üzere motivasyonu nasıl sağlıyorsun şeklinde yorumlar almıştım. Bu yorumları yanıtlamak için böyle bir ambiyans oluşturdum. Şimdi motivasyonumu nasıl oluşturduğuma gelecek olursak, yani bana nasıl bu motivasyon geliyor, nasıl durmadan çalışabiliyorum, nasıl hiç pes etmiyorum. Biliyorsunuz ki ben böbrek yetmezliği hastası olan birisiydim. 11 ay önce, 10 ay önce yaklaşık organ nakli oldum. Ondan sonra yine bir şekilde sporuma devam etmeye başladım. Benim spora başlamama sebebi olan şeylerden bir tanesi hastalığımdı. Yaklaşık 15 yıl önce de tedavi görüyordum ben. Ankara'da olsun, başka illerde olsun. Yani bir şekilde kontrollerime gidiyordum. Bu kontrollere gittiğim dönemlerde böbrek hastalarında olduğu gibi ya da başka hastalıklarda olduğu gibi insanlarda eksiklikler oluyor. Ya kemik gelişimi yavaş oluyor. Kendi gelişim yavaş oluyor, yeterli kadar beslenememek gibi durumlar oluyor. Bu yüzden yaşıtlarımdan farklıydım. Yani farklıydım derken, mesela onlar biraz daha gelişmişti. Şu an bile öyledir. Ama önemli olan burasıdır. Buranın gelişmesi en önemli olan kısımdır. Eşitliği ya da fazlalığı ancak burayla elde edebilirsiniz. Bunu anlamam tabii yıllar sürmüştü. Çünkü o zaman küçüktüm. Belli bir süre sıkıntılar içinde durduktan sonra spora başlamaya karar verdim. Spora başlangıcıma gelecek olursak, ilk önce parkur sporuyla ilgilenmek istiyordum. YouTube'da karşıma çıkmıştı. İlk gün, hiç unutmam bunu, en sevdiğim arkadaşım Barış'la beraber sahile gitmiştim. Gittiğimde hiç durmadan koştum, atladım, zıpladım, her şeyi yaptım. Diğer gün eve geldik, diğer güne geldiğimiz gün evde inanılmaz acılar çektik. Ama yine pes etmedik, yine devam ettik. Belli bir süre sonra, biliyorsunuz o zamanlarda kontrollerim devam ediyor. Doktor böbreğinden biyopsi, yani parça alacağız, bilmem ne bir şey yapacağız dedi. Neyse, bunlar yapıldı. İşte dinlemem gerektiği söylendi. İşte atlayıp zıplamam gerektiği söylendi ama ben niye duramadım? Kendim vücudumu tanıdım ve ona göre hareket edeceğim için niye bir şekilde sporumu yapmaya devam ettim. Baktım, parkur sporu bana göre değil. YouTube'da tekrar bir spor gördüm. Street workout, calisthenics sporu. Bu sporla tanıştım. Bu sporda hani direkt kendimi arıyordum. Benim istediğim şey neydi biliyor musunuz? Sadece kendimi yönetmek. Yani birisinden emir almadan, birisinin rastgele düşünceleriyle hareket etmeden araştırıp ya da deneyimlerimle hareket etmeyi seçmiştim. Bunu yaptıkça ilerlediğimi gördüm. Kendime olan inancım arttı. Bu şekilde ilerledikten sonra, hatta şunu söylemem gerekirdi, öyle dönemlerim oldu ki, öyle sporu sevdiğim, öyle motivasyonumun yüksek olduğu dönemler oldu ki, 4 ay aralıksız olacak şekilde bu şeyi unutmam, süreyi hiç unutmam, sahile gittim. Sahile gittiğimde 1-2 saat antrenman yapmıyordum. Gidiyordum, yaz dönemiydi, yoksa dershaneye gidiyordum, bilmem ne, boş dönemlerim vardı. O zamanlar 6 saat olsun, 5 saat olsun hiç durmadan antrenman yapabiliyordum arkadaşlarımla. O zaman kimse yok, doğru düzgün kimse yok Mersin sahilinde. O zamanlar ekip kurmaya çalışıyorduk, bu şekilde birbirimize destek olmaya çalışıyorduk. Böyle ilerledik. Bir baktık ki 7 yıl geçmiş. Ama bu 7 yıl geçerken ben yine tedavimle uğraşıyordum. Belli kortizon ilaçları kullandım. Yüzüm şişti, vücudum su topladı. Bir sürü, yani şeyi açsam, ilacın yan etkilerini açsam 70 tane yan etki göreceğiniz ilaçlar kullandım. Karşı komşum beni tanımayacak halde olduğumu düşünün yani. O şekil hallerdeydim. Ama yine pes etmedim, bir şekilde devam ettim. Motivasyonumu nasıl sağlıyorum? Çünkü hep kötüyü görüyorsun ve iyi olmaya çalışıyorsun. Bir eksiğini görüyorsun, iyi olmaya çalışıyorsun. Bu şekilde ilerlemeye çalıştım. Yani bunlar bana güç kattı. Hastaneye gidiyorum, insanların ne kadar kötü durumda olduğunu gösteriyorum. Tabii biz ne kadar kötüysek bizim en az 10 katımız kötü insanlar var. Ne olursa olsun şükredeceğiz. Hastaneye git, insanların orada kötü durumlarını görüyorsun. Kendini iyi hissetmek adına tekrar spora atadım. Tekrar spora gittim, tekrar sahile gittim. Artık evde durduğum zaman bile içimde kötü hisler oluyordu. Yani bu oksijeni almalıyım, gidip kendimi yormalıyım şeklinde düşüncelere girmeye başlamıştım. Artık bağımlılık yapmıştı spor. Spor bir süreden sonra bağımlılık yapıyor zaten. Yapmadığınız zaman kendinizi kötü hissetmeye başlıyorsunuz. O bağımlılığı yakaladıktan sonra motivasyonla beraber o sevgi artış gösteriyor. Bu artışı eğer kaçırmazsanız, eğer yeteri kadar iradeye sahipseniz, güçlüyseniz, bırakmadan ilerlersiniz ve profesyonel sporcu bile olabilirsiniz. Yani amatörlükten hiç kimsenin destek almayıp bir şekilde iyi yerlere gelebilirsiniz.
şu ana kadar kimsenin destek almadan yıllarımı vererek, deneyerek, yanlışı deneyerek, bilerek yanlışı deneyerek, kendim öğrenerek, kendime tercüme ederek, tecrübe edinerek her şeyi edinmeye çalıştım. Ve buralara geldim. Buralara gelmem yeterli mi? Hayır. Niye durayım ki? Ne güzel ilerliyorum işte. Bu beni mutlu ediyor. Sevdiğim işi yapmaya başladım. Yaptığımda mutlu olduğum işi yapmaya başladım. Bu sadece spor için değil. Ben bu istikrarı, motivasyonu sporda sağlayabiliyorum. Ama siz ders konusunda, herhangi bir bölümü kazanma konusunda, bir iş hayatınızda bunu kazanabilirsiniz. Bir de şu şekilde bahsedeyim. Sporun en güzel yanı sizi üzmemesi. Bırakmadığınız takdirde, bıraktığınız takdirde sizi her şey üzecektir zaten. Yapıyorum, mutlu oluyorum çünkü gelişiyordum. Yapıyorum, mutlu oluyorum çünkü gelişiyorum. Siz onu bırakmadığınız sürece her zaman sizinle, sizi üzecek hiçbir yanı yok. Ve sağlığıma sürekli olarak iyi geliyordu. Bakın, ben 52 kiloyum. 52 kilo bir insana bakın, hatta gidin 52 kilo olan bir organ, böbrek yetmezliği olan bir hastaya bakın. Sadece bir deri, bir kemik kalacak şekilde oluyor. Ben bunu istemiyordum, ben mücadele etmek istiyordum. Olabileceğim en iyi şekilde mücadele etmek istiyorum. Yoksa kendim her zaman yetersiz hissedecektim. Hem beynen hem bedenen. Bu yüzden sporumu hiç aksatmadan devam ediyorum. Kendi vücudumu tanıyorum ve daha da tanımaya devam edeceğim. Size katılmadığım bir düşünceden bahsedeyim. Sporu yapıyorum ama gelişemiyorum. İnanın arkadaşlar, sporu yanlış yapsanız bile, belli bir düzende gitseniz bile gelişme kat edersiniz. Ha hızlı ha yavaş, bu fark etmez. Her türlü gelişirsiniz. Burada eksik olan şey sabırdır. Ya da yeterince istememektir. Önemli olan, istikrar oturduktan sonra bir şey bilmeseniz bile o düzende ilerleyin. Siz gelişeceksiniz. Kısa sürede verim beklemeyin. Bu öyle direkt yaptığınız olacak bir şey değil. Bir harekete çalışıyorsun, 5 ayını alıyor. Başkası çalışıyor, 1 senesini alıyor. Yanlış veya doğru, hiç fark etmez. Oradaki istikrar ve sabır var. Sabır bunun en büyük faktörlerden bir tanesi. Bunu elde ettiğimiz zaman zaten her şey çözülmüş olacak. Ve ben sabırlı olduğumu düşünen bir insanım. Tabii spor konusunda bu. Yani diğer şeylerde biraz sabırsızımdır, tez canlıyımdır. O yüzden hani sporun bana katkısı çok olduğu için, beni daha iyi hissettirdiği için ve her zaman da iyi hissedeceğim için sporda motivasyonum hiç düşmediğini biliyorum. Ve motivasyonumu arttıran en iyi şeylerden bir tanesi müzik oldu her zaman. Sanıyorum ki dinlemediğim spor için iyi olacak, motive edecek müzik kalmamıştır. Bazen çok zor buluyorum. Eğer daha iyi motive olmak istiyorsanız kulaklığınızı takın. Koşun. Koşmak spordur. Yürüyün. Yürümek spordur. Sadece amuda kalkmak, planç yapmak spor değil. Ağırlık kaldırmak spor değildir. Spor yapamıyorum gibi bir şey düşünmeyin. Evde yapın. Dediğim gibi müziğinizi alın. En sevdiğiniz müzikleri araştırın. Seçin. İşi keyifli hale getirmeye başlayın. Milletin konuşmasını dinleyerek değil ya da milletin bana bakıyor mu bakmıyor mu düşüncesine girerek değil. Oraya odaklanın. Orada kendinizi hissedin. Bu sefer motivasyonu içinizde hissedeceksiniz. Ve artık beyniniz diyecek ki sen bu işi yapıyorsun, yapmaya devam edeceksin. Bu şekilde ilerleyip sergileyeceksin. Size bir tavsiye vermek isterim. Bu tavsiyem de üzüldüğünüz her an kendinizi spora verebilirsiniz. Bunu spor yapma amaçlı değil. Sırf bahane olsun spor yapayım amaçlı değil. O üzüntünüzü yenmek için bile spora verebilirsiniz. Spor sizi çok rahatlatacaktır. Sırf bunun için yapsanız bile, kendiniz iyi hissettiğinize alışsanız bile bir şekilde spor hayatına adım atmaya başlayabilirsiniz belki. Hani en kötü şeyleri en güzel şeylere çevirmeye başlayın. Her zaman pozitif olmaya başlayın. Pozitif olursanız motivasyonunuz da yüksek olur. Karamsar olmayın. Bırakın sağlığınız yerinde olsun. Her şey olacaktır. Her şey istikrar ve sabırdır. Benim demek istediklerim ve söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Bana motivasyon veren şeyler bunlardı. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.